Şimdi oturum nedir? Çerez nedir? Cookie, çerez diye bir kavram duydunuz mu daha önceden hiç? Duyan var mı? Ne işe Evet. yarar? Çerez duyduk hocam. Ne işe yarıyor Barış duyduysanız? Hocam girdiğimiz web sitelerde yok çerezlere izin ver falan filan diyor. Onlar mı? Onlar Onlar onlarla ya. Evet onlar. alakalı olan Evet bir onlar şey. olabilir. Mesela hani bu girdiğiniz siteler sizi daha sonra da nasıl tanıyor? Değil mi? Evet. Rahatsız Tanıyor ediyor mu? bazen. Ve daha doğrusu. Siz diyelim bir alışveriş sitesine girdiniz. Daha önce Evet. yaptığınız mesela alışverişleri ne arattırdıysanız onları ne yapabiliyor? Sitede görebiliyorsunuz, değil mi? İşte bunlar Evet. Evet. çerezlerle alakalı olan şeyler gençler. Burada bu Evet. konuyla açık kaynak kod kullanarak oturum yönetimini etkin bir şekilde kullanabileceksiniz. Oturum esnasında kullanılan çerezler ve session kavramlarını öğrenerek ve bunların PHP dilindeki kullanımlarını uygulayabileceksiniz. Burada session ve cookie komutları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi oturum yöntemi dediğiniz zaman gençler, oturum dediğiniz zaman bir kullanıcının bir web sitesini ziyaret etme sürecidir. Diyelim siz bir web sitesine girdiniz. Orada surf yaptınız. Ondan sonra o siteyi kapattınız. İşte o arada geçen zaman süreç bir oturumdur. Ya da diyelim biz sizin internet programcıyla yazılım notlarınızı girdik, tamam mı, sisteme. Siz de merak ettiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizle ne yaptınız? E-okula girdiniz. Tamam mı? İşte oturumunuz açıldı. Siz kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girdiğiniz zaman oturum açıldı. Ve notlarınıza bakıp tekrar tarayıcı kapattınız. İşte burada geçen süreyi biz ne diyoruz? Bir oturum diyoruz. Tamam mı? Şimdi oturum yöntemi kavramının gelişmesi internet sitelerinin ziyaretçilerine daha iyi, hızlı ve özgün hizmet verebilmeleri ile ilgilidir. Amaç elde edilmiş verilerin kaybedilmeden kullanıcı yararına kullanılması ve kullanıcıların istek ve yöntemlerini tespit ederek siteyi en etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Hani dedik ya siz bir siteyi daha sonradan ziyaret ettiğiniz zaman daha önce ziyaret ettiğiniz şeyleri karşınızda görebilirsiniz. Mesela YouTube'da da görüyoruz değil mi? Bir şey izlediğiniz zaman tekrar YouTube'a girdiğinizde onlarla ilgili videoların karşınızda olduğunuzu görüyorsunuz. Bunlar da çerezlerle ilgili olan şeyler. Burada çerezler İngilizcesi cookie'dir. Kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir. İşte sunucular ziyaret ettiğiniz web siteleri kullanıcılar ayırt etmek için çerezleri, cookie'leri kullanıyorlar gençler. Belki de bütün internet siteleri ziyaretçileri hakkında bir takım bilgiler topluyorlar. Kimi zaman bu bilgileri veri tabanına, kimi zaman kullanıcıların kendi bilgisayarına kaydederler. İşte burada sizinle ilgili bilgileri ya veri tabanına kaydediyorlar ya da kullanıcının kendi bilgisayarına kaydediyorlar. Yani çerezler sayesinde internet sitelerin kullanıcı bilgisayarına yerleştirdiği küçük boyutlu dosyalardır. Yani bu web sitesi sizin bilgisayarınızda çerezlerle ilgili küçük dosyalarda saklayabiliyor. Burada işte tarayıcının bir sayfayı açtığı her tekrarda internet siteleri çerezlerini tekrar gönderir. Yani siz bir daha diyelim e-okula ya da farklı bir siteye girdiğiniz zaman o size tekrardan çerez gönderiyor gençler. Koray hoş geldin. Hoş bulduk hocam. O ne? Yani çerezler sizin bilgisayarınıza küçük dosyalar gönderebiliyorlar gençler. Tarayıcılar da soruyor zaten çerezi kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi şeklinde. Burada çerezler web sayfaları ile bilgisayarımız arasındaki referansımızdır.
Daha önce girdiğimiz bir web sayfasına girişlerimiz çerezler sayesinde kaydedilebilir. Daha sonra aynı sayfaya girmemiz halinde girdiğimiz sayfa bizi tanır, bize kimin referans bilgilerini verir. Sayfayı daha sonra ziyaret ettiğimizde bu referans bilgileri web sayfasına otomatik olarak iletilir. Yani dediğimiz gibi işte siz bir web sitesine girdiniz ve daha sonra girdiğinizde çerezler sizi ne yapıyor? Çerezler sayesinde o site sizi ne yapıyor? Tekrar tanıyor gençler. Burada işte mesela bir anket formu doldurdunuz gençler. Bu anket formunu doldurduğunuz site sizin bilgisayarınızda bir çerezle kaydediyor bilgilerinizi. Siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde anket sayfasındaki bilgilerinizi çerezleri kullanarak anket kullanımınızı tespit eder ve anketi tekrar kullanmanızı önler. Bazı anket sitelerinde işte diyelim siz o anketi doldurdunuz ama bir daha oy vermek istediğiniz zaman çerezler vasıtasıyla o site sizi ne yapıyor? Tanıyor gençler. Yani bu web sitelerinde çok kullanılan bir şey. Mesela üyelik sistemlerinde de aynı şekilde. Burada kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsanız sayfaya üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptığınızda çerez ile sizin kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz kaydediliyor. Daha sonra bu internet sitesi aynı bilgisayardan tekrar ziyaret edildiğinde çerez bilgileri okunuyor ve kullanıcı adı ve şifre çerezlerden alınarak kullanıcı oturum sayfası açılır. Aslında çerezler daha çok işlemde kullanılıyor. Dediğimiz gibi siz bir siteyi ziyaret ettiniz ama o siteyi bir daha ziyaret ettiğinizde çerezler sayesinde sizi o site tanıyor gençler. Ne işe yaramış çerezler? Çerezler ne işe yarıyor gençler? Anlamadım hocam, bir daha sorar mısınız? Çerezler ne işe yarıyor? Çerez. Dediğimiz Bizi tanımasına mı hocam? bir siteye girdiniz. Evet, O bizi siteyi tanımasına yarıyor. tekrar ziyaret ettiğinizde o site sizi tanıyor. Tamam mı? Burada işte İlgilerimizi sizin otomatik olarak görüyor. bilgisayarınıza küçük dosyalar tutuyor gençler. Ya da kendi veri tabanına da kaydeden oluyor. Mesela siz bir kullanıcı adı ve şifreyle bir siteye girdiğiniz zaman diyelim e-okula girdiniz. E-okula girdiğinizde sizin bilgileriniz çerezdeki bilgilerle kullanıcı adı şifreniz kontrol edilip ona göre tekrar girmeniz sağlanabiliyor. Şimdi işte burada gençler bu çerezleri PHP'de kullanacağınız zaman HTTP başlığının birer parçası da bu yüzden tarayıcı bir veri göndermeden önce set cookie işlemini çağırmalısınız. Yani burada biz çerezleri HTML komut HTML var ya ondan önce kullanacağız. Çerez oluştururken de çerezleri set cookie ile atlayabileceksiniz. PHP HTTP çerezlerini destekliyor. Çerezler uzak tarayıcıda veri saklamayı ve böylece geri dönen kullanıcılar hakkında veri takibi yapmayı sağlar. Yani işte çerezler vasıtasıyla bizim bilgisayarımıza gerekli veriler saklanıyor ve kullanıcı takibini siteler yani sunucular kullanıcı takibini neyle yapıyorlar? Çerezler vasıtasıyla yapıyorlar. Şimdi çerezin kullanımına baktığınız zaman gençler set cookie ile çerez oluşturabileceğiz. Burada çerez oluşturduktan sonra dolar alt çizgi cookie ile o çerezin içindeki değişkeni alabiliyoruz biz. Yani dolar alt çizgi post, dolar alt çizgi get görmüştük ya. Burada işte set cookie'nin şeyine baktığınız zaman string isim, string değer, int zaman aşımı, string yol, string alan,
Bool güvenlik varsayılan olarak false'dur. Bool sadece HTTP varsayılan olarak false'dur. Biz burada isim değer daha çok zaman aşımını kullanacağız. Burada ilk parametre çerezin ismi oluyor. Yani string olduğu için çift tırnaklar içine yazıyorsunuz ya da tek tırnak. Değer çerezin değeri oluyor gençler. Bu değer istemcinin bilgisayarında saklanır. Yani istemci dediğimiz bizim bilgisayarımıza saklanıyor değil mi? Diyelim siz nereye gittiniz? YouTube'a girdiniz. İşte o değerler sizin istemci bilgisayarında saklanıyor. Bu bakımdan çerezlerde güvenlik ihlaline konu bilgiler saklamayın. Güvenlik ihlaliyle ilgili bilgiler saklamayacağız gençler. İsim olarak biz diyelim çerezim ismini verdik çereze. Burada o çerezim isminin içindeki değişkeni almak için de dolar alt çizgi cookie çerezim değişkeni kullanacağız gençler. Zaman aşamına oranın süresidir. Burada mesela time komutu şu ana kadar geçen süreyi saniye cinsinden veriyor size. Tamam, bugünün değerini, yani bugün değerini saniye cinsinden veriyor. Siz gençler bir gün 60 saniye var değil mi? Şu 60 saniye çarpı 60 dediğiniz zaman bu 60 dakika çarpı 24 dediğiniz zaman da 24 saat. Yani şu 60 çarpı 60 çarpı 24 yazarsanız bir gün oluyor. Bunu 30 ile çarptığınız zaman kaç gün oluyor? 30 ile çarparsanız kaç gün olacak gençler? Gün şey olarak. O kadar matematiğimiz yok hocam. Ya 60 saniye zaten. Birinci 60 saniye, ikinci 60 dakika, 24 bir gün içindeki saattir. Değil mi? 24 saattir. 60 çarpı 60 evet. Çarpı 24 bir gün ediyor. Bunu 30 ile çarparsanız 30 gün yapar. Değil mi? 30 gün içerisinde geçerliliği oluyor. Yani işte zaman aşımı 30 gün o çerezi ne yapabilirsiniz? Kullanabiliyorsunuz. 30 gün sonra zaman aşımını kuruyor. Tamam mı? Yani mesela biz time parantez artı 60 çarpı 60 çarpı 24 derseniz bir gün sonra zaman aşımına uğrayacak. Şimdi yol bunları daha çok kullanmayacağız gençler buradaki uygulamalarda. Çerezin üzerindeki etkin olacağız sunucudaki yol. Eğer slash belirtirseniz çerez alanın tamamında kullanılabilir olacaktır. Eğer slash isim 1 slash belirtirse çerez sadece isim 1 dizininde ve isim 1 slash isim 2 gibi alt dizinlerde kullanılabilir olacaktır. Ön tanımlı değer çerezin atandığı içindeki bulunan dizindir. Alan da belirtebilirsiniz. Alt alanlar çerezin kullanabileceği alan. Çerezin mesela nokta dom ve alt alanını kullanabilir yapmak için değer olarak mesela nokta dom belirtmelisiniz. Eğer değer olarak belge nokta mesela nokta dom belirtilirse çerez sadece belge alt alanında kullanılabilir olacaktır. Diyelim İbrahim Altay bir site yaptı ve orada alt alan olarak belge nokta ibrahimaltay.com da dediği zaman sadece o belge alt alanında geçerli olacak çerez. Tamam mı gençler? Dolar güvenlik dediğinizde çerezin istemci güvenli bir HTTPS'e daha güvenli siteler oluyor da değil mi gençler? Değil mi? Eğer HTTPS varsa evet, evet hocam, daha güvenli oluyor. Daha güvenli oluyor da değil mi? HTTPS evet, bağlantısı üzerinden aktarılması gerektiğini belirtmek için kullanılır. True belirtili takdirde çerez sadece güvenli bağlantı mevcutsa gönderilecektir. False ön tanımlı değerdir. Yani burada varsayılan değer false. Siz true yaptığınız zaman HTTPS sitelerinde de kullanabiliyorsunuz. Sadece alt çizgi HTTP derseniz de true olduğu takdirde çerez sadece HTTP protokolü üzerinden erişilebilir olacaktır. Yani çerez JavaScript gibi betik dilleri tarafından erişilebilir olmayacaktır. Bu ayarlama kimlik hırsızlığı riskini etkin
şekilde azaltmaya yardımcı olabilir. Şimdi gençler burada şurada görüyorsunuz HTML body bu şeyler altta PHP şeyleri komutları daha önceden yazılmış değil mi? İşte biz çerezleri HTML komutlarından önce kullanacağız. Burada birinci sayfam bir de bunun ikinci sayfası olacak. Burada işte alt, dolar değer eşittir test değeri dediğiniz zaman bir tane değişken oluşturuyoruz. Değil mi? Değer isminde. Ve set cookie komutuyla ben burada ilk kısımda çerezin ismini belirtiyordum. Test alt çizgi çerezi. Virgül dediğin zaman ikinci parametremde değer oluyor. Yani ben bu test çerezin içinde test değeri diye bir tane değişken taşımış oluyorum. Tamam mı gençler? Burada işte ikinci sayfada yani bir başka PHP sayfasında burada ben o çerezin ismine ne isim vermiştik? Biz burada test çerezi dedik değil mi? Dolar alt çizgi cookie küresel değişkeniyle ben ne yapabiliyorum? Test çerezinin içindeki değeri ekrana yazdırabiliyorum. Burada echo ile değer ne var test çerezinin içinde? Test değeri olduğu için ne yapacağım? Bunu yazdıracağım ekrana. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı? Şimdi burada buraya zaman aşımı yani birinci sayfada zaman aşımı eklendi mi? Zaman aşımı eklenmedi. Burada şunun içine set cookie'nin içine siz time artı 60 çarpı 60 çarpı 24 derseniz bunun zaman aşımı bir gün olacak. Tamam mı? 60 saniye 60 dakika 24 bir günde 24 saat olduğu için time'da şimdiki zamanı veriyor bize. Saniye cinsinden tam sayı değer döndürür. Şeyde. Burada siz çerez isimleri, dizi isimleri olabilir. Böylece biz PHP BT'nizde bu çerezler için dizi kullanırken kullanıcının sisteminde bunlar ayrı ayrı çerezler olarak saklanırlar. Tek bir çereze çok sayıda isim ve değer atamak için explode işlevini kullanabilirsiniz. Şimdi şunu göstereyim size gençler. Örnekte. Şimdi birinci sayfam bu. Koda baktığınız zaman küçük soru işareti PHP ile PHP kodlarının yazacağımızı söylüyoruz değil mi? Soru işareti büyük arasına. İkinci satıra baktığınız zaman değer diye bir tane değişken oluşturmuşum ve bunun değerini test değeri nokta diye bir string bir değişken atamışım değil mi buraya? Set cookie ile birincisinde ben çerezin ismini ne demişim? Test alt çizgi çerezi demişim. Dolar değer olarak test değerini bu çerezle taşıyacağımızı söyledik. Bu çerezin değerinin bu olduğunu söyledik. Time'la da time artı 60 çarpı 60 çarpı 24 diyerek bu çerezin zaman aşımının bir gün olduğunu ne yapmış olur? Komutla yazdım. Şimdi bunu şuradan çalıştırırsak gençler. Burada şu body arası boş kalmasın diye ben buraya geldim. Test çerezi oluşturuldu diye bir sabit elle yazı yazdım. Bakın onu burada gördünüz. Şurada. Şurada test çerezi oluşturuldu. Şimdi öbür sayfaya baktığım zaman ben burada çerezi oluşturmuş oldum. Değil mi gençler? Bu PHP sayfasında. Benim sistemimde artık test çerezi diye bir çerez var mı? Cevap verin. Var hocam. Var. Var hocam. Ben bunu neyle var yazdıracağım hocam. Ekrana gençler? Bakın. Bunu neyle ekrana yazdıracağız? Burada işte ikinci sayfada echo'yla dolar alt çizgi cookie büyük ev senin büyük yazdık. Dolar alt çizgi cookie burada benim neyim oluyor? Küresel bir değişkenim oluyor. Benim çerezimin ismi neydi gençler? Cookie'min ismi test alt çizgi çereziydi değil mi? Bakın şurada. Şurada ne isim vermiştik? Test alt çizgi çerezi dedim. Burada işte bunu bu şekilde kullandığınız zaman ekrana ne yazacak?
bu çerezin içinde test değeri nokta olduğu için ekranda bunu göreceğiz. Tamam mı gençler? Şimdi ne oldu? Test değeri nokta yani test çerezin içinde bu değişken ne oluyordu? Tutuluyordu. Bu değişkeni ekrana yazdırmış olduk. Tamam mı gençler? Bununla ilgili soru var mı? Yok hocam, çok iyi anlamış bulunmaktayız. Tamam mı? Yok hocam. Şimdi orada explode komutu geçti gençler. Bunu da bilginiz olsun diye söyleyelim. Explode komutu gençler 3 tane parametre alır. Burada örneği incelediğimiz zaman değişken diye bir tane PHP ile kodlama dünyasına hoş geldiniz. Bölünmüş diye bir tane değişken oluşturuldu. Explode komutunda burada ilk parametrede boşluk bırakıldı gençler. Yani bu değişkenin içinde boşluktan itibaren bölmeye başlayacak. Tamam mı? Mesela PHP ile arasında bir boşluk var. İle ile kodlama arasında, kodlama dünyasına arasında, dünyasına ile hoş geldiniz arasında bir boşluk var. Değil mi? Burada değişkeni yazdık buraya. Bunun sonucunda bir tane dizi oluşturuluyor. Yani bölünmüş 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Birinci dizi elemanında şu PHP değeri atılıyor. İkincisine ile üçüncüsüne kodlama, dördüncüsüne dünyasına, beşincisine hoş geldiniz atılıyor. Tamam mı? Buradaki örnekte mesela boşluk var. Explode'da yine aynı örnek. Dolar değişken var. Değişken PHP ile kodlama dünyasına hoş geldiniz değeri tutuluyor burada değil mi? 3 dediğin zaman bu sefer 3 parçaya bölüyor gençler. Birinci parçada PHP var. İkincisinde ile var. Tamam mı? Birinci boşluktan itibaren. Ve daha sonrakinde de kodlama dünyasına hoş geldiniz değerini elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde diziye dön. Yani aslında biz explode ile değişkeni ne yapmış oluyoruz? Diziye döndürmüş oluyoruz gençler. Tamam mı? Mesela burada 24 2.3'te 45 65 FD'de 456 var. Bakın burada bölme işleminin neye göre yapacağımızı söylüyoruz. 2 noktaya göre. Değişkende yine ilk değeri 24 atılıyor. İkinci değeri 45. Yani bölünmüş 0. Diziler 0'dan başlıyor biliyorsunuz. 0'ın cinsi 24. 1'inci cinsi 45. 2'inci cinsi 65. 3'üncü cinsi FD'de 4'üncü cinsi de 456 değeri atılıyor. Explode komutu yani değeri değişkeni diziye döndürmüş oluyoruz gençler. İşte neyle bölecekseniz onun karakterini giriyorsunuz. İkinci değişkende de string giriyorsunuz ya da değişkenin içine attıysanız onu giriyorsunuz. Ve bu şekilde bölmeye yarıyor. Tamam mı? Modülde geçtiği için bahsedelim. Bilginiz olsun. Böyle bir komut da var. Mesela bir değişkeni dizilere aktarmak istediğiniz zaman explode komutunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Var mı bununla ilgili soru? Şimdi gençler burada işte bir başka örnekte biz bir web sayfasında sadece bir tane çerez oluşturmuyoruz. Mesela bu örnekte kullanıcı ve şifre çerezleri oluşturulacak. Ve bir sonraki sayfada bunların kontrolü yapılıp daha sonra oturum açıldı şeklinde merhaba mesela Ahmet şeklinde ekrana yazdırılacak. Biz burada çerezler sayesinde oturum yönetimi de yapılabiliyor. Burada gençler dolar kullanıcı eşittir Ahmet diye bir tane değişken oluşturuldu. Şimdi gençler dolar kullanıcı eşittir Ahmet diye bir tane kullanıcı isminde değişken oluşturuldu. Dolar şifre eşittir 1, 2, 3, 4, 5 diye bir tane şifre değişken oluşturuldu. Ondan sonra set cookie ile biz ne yapıyorduk? İlkinde cookie'nin ismini yazıyorduk. Burada birinci cookie'nin ismi kullanıcı, virgül kullanıcı değişkeni taşıyacak. Yani Ahmet değişkeni taşıyacak. Virgül time 60 çarpı 60
çarpı 24 dediğin zaman bir gün oluyordu. Bunu bir daha 30'la çarptığın zaman zaman aşımı, çerezin zaman aşımı ne olacak? 30 gün olacak. Tamam mı? Dikkat ederseniz bunlar hep HTML komutlarından önce yazdık. Şeyler cookie oluşturma set cookie ile cookie oluşturacağınız zaman HTML'den önce yazıyorsunuz. Set cookie şifrede şifre değişkeni 1, 2, 3, 4, 5 değeri taşınacak ve bunun zaman aşımında 60 çarpı 60 çarpı 24 çarpı 30 dendiği için 30 gün zaman aşımı var. 30 gün sonra yok olacak çerez. Time saniye cinsinden değerini veriyordu. Çeyrek tam sayı değer. Buraya da şifre ve kullanıcı adı kaydedil, çerezi oluşturuldu şeklinde mesaj yazılmış. Şimdi buradaki şeye baktığınız zaman ikinci sayfaya baktığınızda burada dolar alt çizgi cookie kullanıcı değişikliğinin neyi taşıyor? Ahmet verisini taşıyor değil mi? Eşit, ünlem eşitlik farklılığı ifade ediyordu. Yani dolar alt çizgi cookie kullanıcı değeri Ahmet'ten farklıysa ve şifre dolar alt çizgi cookie şifre 1, 2, 3, 4, 5'ten farklıysa şifreyi yanlış girdiğiniz yazacak ve exist komutunu gördüğü zaman programdan çıkacak. Burada işte bizde böyle bir şey olmayacak değil mi? Çünkü dolar alt çizgi cookie'de Ahmet dolar alt çizgi şifre ederek 1, 2, 3, 4, 5 verisi taşınacağı için bu kısım çalışmayacak. Body kısmında oturum açıldı merhaba yazacak. Dolar dolar demişim pardon. Küçük soru işareti PHP echo burada dolar alt çizgi cookie kullanıcı çerezi hangi veriyi taşıyordu? Hangi veriyi taşıyor? Gençler yukarıda. Ahmet değerini taşıyor değil mi? Onun için ekrana gelip ne yazacak burada? Ahmet diye ekrana yazmış olacak burada tamam mı? Oturum açıldı merhaba nedir? Ahmet şeklinde bu şekilde oturumun açıldığına dair mesaj yazdırılacak. Şimdi hocam, evet. Bazen kullanıcı adını yazdıktan sonra sitede hata çıkıyor, bug çıkıyor. Bug'a girdiği zaman hep kısır döngüde hata veriyor. Kullanıcı adı yanlış hatalı diye. Onu nasıl çözeceğiz? Kodu yazarken. Ya o zaten hani o hatta seninle ilgili de sunucudaki kodlarla ilgili bir şeydir. Yani senin ona yapabileceğin bir şey yok ama kendin bir böyle PHP ile bu tarz şeyler yaptığın zaman bu komutları düzgün kullanabilmen lazım İbrahim. Tamam mı? Tamam hocam. Yani şeyde siz e-okula girdiğiniz zaman zaten sizin ya da biz e-okula girdiğimiz zaman bizim TC kimlik numaramız ya da adımız soyadımız görünür. Orada oturum açtığımızda oradan ne yapabiliyoruz? Görme imkanımız var. Gençler burada bir başka yöntem de dediğimiz gibi exit fonksiyonu programı sonlandırıyor. Bir başka yöntem de URL parametresi kullanarak da bilgileri bir sonraki sayfaya taşıyıp mesela şu şekilde sayfa 2.php soru işareti bir URL parametresiydi değil mi? Kullanıcı eşittir Ahmet bu bir URL ismi URL parametresinin ismi kullanıcı eşittir Ahmet değeri. Birden fazla URL parametreniz varsa ne yapıyorduk? Ampersand şu işareti koyup sifre eşittir 1, 2, 3, 4, 5 de bunu bir sonraki sayfaya taşıdıktan sonra burada şunu da yapabilirsiniz. Dolar alt çizgi cookie'de kullanıcı diyelim burada Ahmet verisini atmıştık o taşınacak değil mi? Dolar alt çizgi get kullanıcı ile biz burada URL parametrelerinde get yöntemi metodu kullanıldığı için dolar alt çizgi get de şu kullanıcı yani buradaki Ahmet verisini almış oluyorsunuz.
Bu şekilde kullanıcı adı ve şifresini karşılaştırma imkanınız da olacak. Tamam mı? Burada mesela ünlem eşittir koyulduğu için yani dolar cookie kullanıcı verisiyle dolar get yani şurada URL parametresiyle gönderdiğimiz kullanıcı yani Ahmet birbirine eşit değilse ve yine aynı şekilde şifrede de bu şekilde bir karşılaştırma yapıp şifreyi yanlış girdiniz. X'de çıkabilirsiniz. Aslında bu arada and değil or kullanırsa daha doğru olur. Ben bunun formunu oluşturdum. Göstereceğim birazdan. Bu şekilde de karşılaştırma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi şeye baktığınız zaman gençler set ki oturum aç buraya baktığınız zaman bunu incelediğimizde yoklamayı alalım bari. Yani buradan bir sayfada siz sadece tek bir tane cookie oluşturmuyorsunuz. Burada mesela ben bir tane cookie oluşturdum değil mi? Çerez. Burada hem kullanıcı hem de şifre isminde çerezler oluşturduk. Yani bir sayfada iki tane birden fazla çerezle oluşturma imkanınız var. Burada işte kullanıcı değişkenin içine Ahmet, şifre değişkenin içine 1, 2, 3, 4, 5 verisi atıldı. Set cookie ile kullanıcı diye bir tane çerez oluşturdum. Dolar kullanıcı Ahmet verisi değerini taşıyacak bu cookie. Time'da da 60 çarpı time saniye cinsinden şu anki zamanı verdi bana. 60 çarpı 60 çarpı 24 bir gün oldu. Bir de 30'da çarptığın zaman 30 gün burada zaman 30 gün sonra zaman aşımına uğrayacak çereziniz. Şifre de aynı şekilde. Şifre Türkçe karakter kullanmadım dikkat ederseniz. Şifre değişken içinde 1, 2, 3, 4, 5 verisi vardı. Time 60 çarpı 60 çarpı 24 çarpı 30 denildiği için burada da 30 gün sonra zaman aşımına uğrayacak şifre çerezim. Ve buraya da gelip body ile kullanıcı ve şifre çerezleri oluşturulduğu şeklinde bir tane ellik mesaj yazdırdık. Tamam mı? Bunu çalıştırdığınız zaman orada kullanıcı ve şifre çerezleri oluşturuldu mesajını gördünüz. Şimdi burada gençler dediğimiz gibi işte sizin dolar cookie kullanıcı küresel değişkeninde burada Ahmet verisi taşınıyor değil mi? Eğer Ahmet verisinden farklıysa ve şifreniz 1, 2, 3, 4, 5'ten farklıysa dolar şifrenin içinde 1, 2, 3, 4, 5 taşınıyor. Farklıysa şifreyi yanlış girdiniz diye bir mesaj yazıp çıkacak. Ama yani bizde böyle bir durum olmayacak çünkü kullanıcı Ahmet şifremde 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için burada bu kodlar çalıştırılmayacak. Aşağıya body kısmına geldiğin zaman oturum açıldı. Merhaba. Dolar küçük soru işareti PHP echo ile şu değişkenin içindeki değeri ne yapmış olacağız? Ekrana yazdırmış olacağız. Dolar alt çizgi ki kullanıcının içinde hangi değer var gençler? Hangi veri vardı? Söyleyin. Hangi veri var? Anlamadım hocam. Dolar alt çizgi cookie kullanıcı değişkenin şeyin içinde kullanıcı cookie'sinin içinde hangi değeri atmıştık buraya? String. Kullanıcı. String olarak Ahmet şurada Ahmet verisini attık değil mi buraya? Evet. Kullanıcı cookie'm benim bu. Kullanıcı değişkenim içinde de Ahmet verisi var. Tamam mı? Ben buraya gelip İbrahim yazsaydım ya da Ece Nur yazsaydım şurada sayfayı çalıştırdığım zaman şurada ne yapacaktım? Şu an şimdi Ahmet verisi var bunun içinde. Tamam mı? Dolar alt çizgi kullanıcı içinde Ahmet değerini taşıdığı için ekrana Ahmet yazacak. Siz gidip burada Metin ya da İbrahim ya da Ece Nur yazsaydınız
çalıştırdığın zaman bu burada İbrahim şey yazacak. Oturum açıldı, merhaba. Ahmet yazdı. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı hocam. Yani burada aslında and değil de or kullanılsa daha doğru olacak. Ben bir tane bunu hem URL parametresiyle taşıdım gençler. Buradaki verileri bir sonraki sayfaya URL parametresiyle taşıdım. Ve hem de bir tane form oluşturdum. Şimdi bunu göstereyim size. Yani modülde bahsetmiş ama uygulaması yapılmamış. Ben oluşturdum hemen. Burada ahiref ile cookie oturum yönetimi nokta php. Benim bir sonraki gideceğim sayfa bu. Tamam mı? Şu cookie oturum yönetimi nokta php'ye gideceğim. Burada şu URL parametresi oluşturuyorum. URL parametrelerinde get yöntemi kullanılıyordu burada. Hiref'te biz link etiketimli ve hiref'te yol belirtiyordum değil mi? Cookie oturum yönetimi nokta php yani bir sonraki gideceğim sayfa. Burada kullanıcı URL parametresine Ahmet değerini götür diyor. Şifre diye bir tane URL parametresi adı URL parametresinin adı şifre. Değerde 1, 2, 3, 4, 5 verisi gönderilecek. Tamam mı? Burada işte bir tane de form oluşturduk gençler. Yani formdan da şeyden de gönderebiliriz. Şöyle tasarımda formu gösterecek olursak şunu şunun şeyine kullanıcı dedik. Şimdi şunun şeyine gençler bir tane form oluşturdum. Formda get yöntemini kullanıyoruz. Bir sonraki gideceğim sayfa cookie oturum yöntemi nokta php bu sayfa. Burada da kullanıcı adı şifre denetimini yapıp ona göre oturum açtıracağız. Buraya baktığınız zaman şurada burada bu şeyin metin alanının adına name'ini ne vermişiz ID'sine? Name'ine kullanıcı demişiz. Şifreninkine de şifre dedim. Tamam mı? Buradan gönder butonu ile temizle butonunu burada da formu gönderip temizleme için kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu sayfada kodları göstereyim. Şey bu. Bir önceki sayfayla şeyler aynı. PHP kodları gençler. Kullanıcı Ahmet diye bir tane değişken oluşturdum içine. Ahmet değerini atadım. Şifre 1, 2, 3, 4, 5 diye bir tane şifre oluşturdum. Bunu şifre değişkenin içine atadım. Set cookie. Burada kullanıcım diye bir tane cookie oluşturacağım. Dolar kullanıcı. Yani burada Ahmet verisini taşıyacak bu. Tamam mı? Ahmet verisini alacak. Ve time 60x60x24x30 dediği için 30 gün sonra zaman aşımına uğrayacak. Yine aynı şekilde şifrem diye bir tane cookie oluşturdum. Set cookie komutuyla dolar şifre değişkenini taşıyacağını söyledim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 verisini taşıyacak. Ve time 60x60x24x30 olduğu için ne yapacak? 30 gün zaman aşımı olacak. Şimdi burada bunu çalıştırdığınız zaman gençler bunu bir çalıştırayım. Bunu çalıştırdığımda birincisinde ben bir sonraki sayfaya cookie oturum yönetimi nokta php sayfasını verileri URL parametresiyle taşıyorum. Yani kullanıcı şeye baktığınız zaman gençler şurada şu kısmı ahirefin içine yazmıştım ya URL parametresi olarak. Burada kullanıcı değeri Ahmet olarak taşındık. Şifrede 1, 2, 3, 4, 5 olarak yani bir sonraki sayfa olan şeye taşınmış oldu. Dolar Türkiye oturum yönetimi sayfasına taşınmış oldu. Tamam mı gençler? Yani şu sayfaya taşımış olduk biz. Bu sayfaya bir önceki sayfadan veri taşımış olduk. Şimdi burada ben formu kullansaydım formdan önce şu şeyi gösterelim.
cookie oturum yönetimi.php'nin kodlarına bakarsanız, şimdi burada gençler, bu zaten şuradaki, nerede, şuradaki kodun aynısı. Açıklama satırı kapattık. Şimdi burada benim dolar cookie kullanıcım cookiesinden hangi veri gelecek? Ahmet verisi gelecek. Tamam mı? Dolar alt çizgi get kullanıcıyla ben şurada URL parametresiyle Ahmet verisini göndermiştim değil mi? Eğer Ahmet'ten farklıysa ve şifremde cookiesinde 1-2-3-4-5 değeri atamıştık şurada. Yine aynı şekilde şurada 1-2-3-4-5 verisi atanmıştı. Şurada da şifre değeri 1-2-3-4-5 olarak taşınmıştı. Tamam mı? Buradan işte dolar cookie şifrem dolar alt çizgi get şifreden farklıysa ne yapacak? Kullanıcı adı ve şifreyi yanlış girdiniz. Ondan sonra ekistek ne yapmış olacağız biz? Dışarı programı sonlandıracak. Denemesini yapacağım birazdan. Oturum açıldı nokta merhaba'da burada dolar pp eko dolar alt çizgi cookie kullanıcım değişkenin içinde ne vardı? Şurada biz ne yapmıştık cookie'nin içine? Ahmet verisini attığımız için ekranda ne yazacak? Oturum açıldı merhaba Ahmet şeklinde yazacak. Tamam mı? Anlaşıldı mı gençler? Şimdi bunu evet hocam. Şimdi çalıştırıyorum. Anlaşıldı hocam. Evet hocam. Yani şu burada mesela burada işte siz bu sayfada ahiref içinde komuta baktığımız zaman şurada ahiref içinde ne yapmıştık biz? URL parametresiyle bir sonra gideceğim sayfada kullanıcının içine Ahmet şifrenin içine 1-2-3-4-5 verisini atacağımızı söylüyoruz. Bir sonraki yani bu cookie oturum yöntemi sayfasına taşıyacağız. Burada bakın yani kullanıcı adı ve şifre cookie'deki bilgilerle örtüştüğü için oturum açıldı. Merhaba Ahmet dedi. Tamam mı gençler? Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ben o şeyi değiştiriyorum şimdi. URL parametresini mesela Ahmet verisi değil, Metin verisi göndermiş olduk şimdi. Ne olduk? Metin kullanıcı yani dolar alt çizgi get'te Metin verisi tutuluyor. Dolar alt çizgi get kullanıcıda şu an Metin verisi tutuluyor. Dolar alt çizgi cookie'nin kullanıcının içinde Ahmet verisi tutuluyor değil mi? İkisi örtüşmediği için kullanıcı adı veya şifreyi yanlış girdiğiniz yazıyor. Mesela burada şifreyi ben 2 olarak Metin 2'nin ikisi olarak gireyim şöyle. Burada ikisi de örtüşmedi değil mi? Değil mi gençler? İkisi de örtüşmediği için kullanıcı adı ve şifreyi yanlış girdiğiniz deyip şeyden çıkmış olduk. Yani ekistek programı son verildi. Anlaştık mı gençler? Yani şurada ben şöyle yazayım. Kullanıcı adı veya şifre yanlış diyelim. Yani modülde gençler burada and kullanmış ama or kullanmak daha doğru olur. Değil mi? Siz kullanıcılar örtüşmediği zaman kullanıcı adı veya şifresi yanlış girdiğiniz demesi lazım. Mesela şifre örtüşmediği zaman kullanıcı adı veya şifre yanlış girdiğiniz demesi lazım. Her ikisi de örtüşmediği zaman şey yapması lazım. Değil mi? Burada modülde end kullanılmış ama biz orla olayı çözdük. Yani şurada kullanıcı adım Ahmet ama şifrem 1-2-3-4-5 olması gerekirken ben 2'yi taşıdığım zaman da bakın ne yaptık? Hata verdi. Şeyde, yani kullanıcı adı veya şifreyi yanlış girdiğiniz dedik. Burada 1-2-3-4-5-6 gireyim şifreyi bakın. Burada da hata verecek değil mi? Sadece kullanıcı Ahmet ve şifre 1-2-3-4-5 olduğu zaman oturum açılması lazım. Merhaba Ahmet dedi. Sadece bu durumda açılıyor.
Bir de şey yapmıştık burada Yeniser. Burada bunu form oluşturup metodunu dolar get metodu kullandığımız için ben burada Yeniser şimdi Ahmet 1, 2, 3, 4, 5 girersem oturum açılacak mı? Oturum açılır mı bu şekilde? Açılır hocam. Yani çünkü cookie'de cookie kullanıcımda Ahmet şifrede 1, 2, 3, 4 verisi vardı değil mi? Gönder dediğim zaman oturum açıldı. Merhaba Ahmet dedi. Mesela kullanıcıyı Metin olarak değiştirirsem açılacak mı oturum? Açılmayacak. Açılmayacak. Metin kullanıcı adı veya şifre yanlış girdiniz. Burada kullanıcı adım yanlış değil mi? Mesela burada kullanıcı adını doğru giriyorum ama şifreyi yanlış gireyim. Mesela 2 gireyim. Gönder dediğim zaman yine açılmayacak. Yine hem kullanıcı adını hem şifreyi yanlış girdiğim zaman ne yapması lazım? Oturum açmaması lazım. Şu an oturum açılmadı şeklinde giriliyor. Sadece nerede çalışır? Ahmet 1, 2, 3, 4, 5'te çalışır. Tamam mı? Yani modülde işte gençler şu kodlarda burada and kullanılmış. And olduğu zaman bütün koşullar ne olması lazım ki? Yanlış olduğunda bütün koşullarınız doğru olduğun zaman true değerini döndürdü. Burada or kullanmak daha doğru olur onun için. Tamam mı gençler? Tamam hocam. Yani bu örneklerde gördüğünüz gibi biz bir sayfada bir PHP sayfasında iki tane çerez oluşturup bu çerezleri diğer sayfaya taşıyabiliyoruz. Tamam mı? Mesela burada ne yapmıştık? Tek bir çerez kullandık. Ama şu örnekte, bu örnekte iki tane çerez kullandık. Tamam mı? Ya aslında bunlar daha çok veri tabanıyla kullanılır. Oturum yönetimi de öyle. Session komutundan bahsedeceğiz. Onlarda da iki tane genelde veri tabanlarıyla kullanılıyor gençler. 4-22 Ocak arasında okulda yüz yüze sınav yapılacak. İşte performans notu verirken dediğimiz gibi derse katılanla katılmayan, ondan sonra EBA'daki gönderdiğimiz çalışmaları yapanla yapmayan bir olmayacak tabii ki. Burada işte İller arası hareketlerin azaltılması amacıyla öğrenciler istemeleri halinde bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebileceklerdir. Bu kapsamda okulların gerekli hazırlık ve planlama yapabildikleri için öğrenci verileri 28 Aralık 2020 2020 Pazartesi gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerin bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek. Öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda güvenlikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Eğitim kurumu yönetimleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecektir. Peki hocam, bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam, sokağa çıkma yasağında sınavı için sokağa çıkmaktan muaf olacak bir kağıt verilecek mi bize okul tarafından? Ya onu okul idaresi bilir İbrahim. Ay zaten saat siz 1 ile 4 arası çıkabiliyorsunuz. Şeyde. Hafta sonu zaten yasak var öyle. Gerekirse cumartesi günü de yapılacağını söylüyor bu yazıda. Diyelim siz il dışındasınız. Yani ola ki bir işiniz çıktı.
28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar veliniz okul yani bulunduğun zildeki bizim web tasarım ve programlama dalı mesela bir başka bir ille böyle web tasarım ve programlama dalı veren okul var oraya gideceksiniz. Dilekçenizi belirtip hangi derslerde sınava gireceğinizi belirtip orada da sınava girme imkanınızı da sunuyor bu yazı. Tamam mı? Tamam hocam. Onun için dersleri takip edin İbrahim. Yani dediğimiz gibi dersi katılanla katılmayan bir olmayacak. Evvelaki gönderdiğimiz çalışmaları da yapanla yapmayan bir olmayacaktır. Şimdi burada dün en son şöyle bir tekrar edecek olursak kullanıcı ve şifre diye bir tane değişken oluşturup daha sonra bir tane kullanıcı ve şifre diye şey oluşturduk, cookie oluşturduk değil mi? Bu kullanıcı cookie'sinde Ahmet değeri yani kullanıcı değişkeni şifre cookie'sinde de 1, 2, 3, 4, 5 değeri taşınıyordu. Bunların zaman aşımı 60 çarpı 60 çarpı 24 bir gün yapıyordu değil mi? Saniye cinsinden. Çarpı 30 dediğiniz zaman 30 gün sonra zaman aşımına uğruyordu. Bunu çalıştırdığımızda şurada sadece kullanıcı ve şifre çerezleri oluşturuldu yazacak ekranda şeyde. Body adresine böyle bir ibare yazdığımız için. Daha sonra buradan bir sonraki sayfaya baktığımız zaman eğer dolar cookie kullanıcının içindeki veri Ahmet'ten farklıysa ve şifrede kullanıcı alt çizgi dolar alt çizgi cookie küresel değişkeninde şifre 1, 2, 3, 4, 5'ten farklı ise şifreyi yanlış girdiğiniz X yazacak değil mi? Bari direkt oturum açıldı merhaba. Echo ile ne yapacağız? Dolar cookie kullanıcı verisinde Ahmet bilgisi taşındığı için burada ne yapıyoruz? Ekrana oturum açıldı. Merhaba. 2 nokta üstte Ahmet yazılıyor. Dur. Yani cookie'ler vasıtasıyla sunucular yani web siteleri kullanıcıları tanıyordu değil mi? Çerezler. Şimdi burada çerezlerle oturum yöntemi PHP oturum yöntemi kullanmadan çok zayıf olacaktır. Oturum açmak için tarayıcılar zaten kullanıcı adı ve şifre kaydedilsin mi şeklinde soru sormaktadır. Özellikle bir site üye olduğum zaman o parolayı kaydedip kaydetmeyeceğini bilgisayarım soruyor değil mi? Denk geldi mi böyle bir şeye İbrahim hiç? Bu soruya evet dediğinizde o sitenin kullanıcı adı ve şifresi çerezler yoluyla kaydedilmektedir. Eğer sen kullanıcı adı ve parola kaydetsin mi sorusuna evet dersen o çerezlerle senin bilgisayarına ne yapıyor? Kaydediliyor. Bundan sonrasında PHP oturumu açılarak hem sayfalar arası geçişler çok daha kolay olur hem de çok sayıda oturumla ilgili verileri saklama imkanı olur. Oturum PHP'de session oturum yönetimi burada PHP'deki oturum desteği belli bir veriyi sonraki erişimlerden korumak için kullanılır. Veriler işte sonraki erişimlerden korumak için oturum desteğiyle kullanılıyor. Böylece daha özelleştirilmiş uygulamalar oluşturulabilir ve sitenizi daha fonksiyonel yapabilirsiniz. Sitenize gelen her ziyaretçiye eşsiz bir kimlik atanır. Buna oturum kimliği session ID diyoruz. Diyelim sen e-okulu açtın, girdin bilgilerine, kullanıcı adı ve şifrenine girdin. Orada oturum açmış oluyorduk değil mi? Orada sana işte bir tane session ID değeri veriliyor. Bu kimlik istemci tarafında bir çerezde ya da doğrudan URL üzerinde saklanır. Yani bu işte kimlik çerezde
Yani senin bilgisayarındaki oturum açan kişinin bilgisayarında çerezde ya da doğrudan URL üzerine saklanıyor. Oturum desteği internet sayfalarının çok sayıda sayısız yazılımcıya bağlı değişken oturuma kaydetmenize izin verir. Böylece bir oturum başlamasıyla birlikte bütün değerler sayfalar arası geçişlerde korunur. Burada birden fazla değerle değişken değerde taşınabiliyor sayfalar arasında. Örneğini yapacağız birazdan. O PHP'de oturum yönetimi için kullanılan pek çok fonksiyon vardır. Bu modülde session start oturum başlatmaya yarıyor. Session destroy da o oturum değişkeniyle taşıdığınız değerleri yok etmeye yarıyor. O fonksiyonlara konu edilecektir. Aynı zamanda dolar alt çizgi session küresel değişken de modülü konu edilecektir. Burada session kullanım yerlerine baktığımız zaman gençler oturumun açılması ile birlikte çok sayıda değişkene sayfalar arasında kullanabilmek, kullanıcının tarayıcıyı kapatılana kadar site üyelik bilgilerinin aktif olarak kullanılabilmesini sağlar. Bizim oturumumuz tarayıcıyı kapatana kadar devam ediyordu, değil mi? Dün söylemiştik. E-posta sistemleri üyelik gerektiren sistemler bu yöntemi kullanırlar. E-ticaret sistemleri oturum yöntemi sayesinde müşterinin kişisel bilgilerinin yanında aktif oturumdaki alışverişlerini oturum değişkenleriyle birlikte taşır. Buna yaygın olarak alışveriş sepeti denmektedir. Mesela biz alışveriş sepetine bir ürün eklediğimizde farklı bir sayfaya gittiğimizde o sepette o ürünler duruyor, değil mi? Burada işte veriler korunmuş, taşınmış oluyor. Session start fonksiyonunda gençler, session start bir oturumu ya oluşturur ya da get post veya çerez gibi bir istek üzerinden aktarılan oturum kimliğine istinaden eski bir oturumu geçerli oturum haline getirir. Oturum başarıyla başlatılabilmişse true, aksi değerde false geri dönüyor. Yani siz session start komutu ya şey yapıyor ya oturumu oluşturuyor ya da get post veya çerez gibi bir istek üzerine eski oturumu geçerli oturum haline getiriyor. Burada session şimdi burada session start'la biz oturumu ya oluşturuyoruz ya da get post veya çerez gibi bir istek üzerinden oturum kimliğini istenen eski bir oturum geçerli oturum haline getirir. Diyelim siz o siteyi ziyaret ettiniz, oturum. Burada oturum başlaması ile birlikte oturum değişkenlerinin tanımlanması mümkün olur. Oturum değişkenli dolar alt çizgi session dizi değişkenine tanımlanır. Örneğin dolar alt çizgi session kullanıcı köşeli parantezler arasında Ahmet dediğiniz zaman bu kullanıcı ile ilgili oturum değişkeni dizidir. Gençler dizi olduğunu nereden anlıyorum ben? Köşeli parantezler kullanılıyorsa bu bir dizidir. Şimdi örneğe bakacak olursak burada iki tane sayfa kullanacağız. Dünkü kutideki gibi. Burada gençler dikkat ederseniz body arasında herhangi bir HTML etiketi tanımlanmadan önce oturum başlatılıyor. Burada session start dediğiniz zaman oturum ya başlatılıyor ya da daha önceden siz o sitede oturum açtıysanız o kimliğinize session ID'ye istinaden get post ya da çerezlerle sizin bilgileriniz taşınarak eski oturumunuz açılabiliyor. Burada session start'la oturumu başlatıyoruz. Daha sonra echo birinci sayfaya hoş geldiniz yazacak ekranda. Ve dolar alt çizgi session kullanıcı olarak burada bir dizinin içine ne yaptık? Metin verisi attık ve kullanıcı adıyla
isim kullanıcı olacak. Burada dolar alt çizgi session e-posta verisi attık ve e-postada metin@izmiratmap.com.tr böyle bir elektronik posta adresimizin olduğunu düşünün. Burada ben ne yapmış oldum? Yani kullanıcı ve e-posta oturum dizi değişkenlerini ne yapmış oldum? Tanımlamış oldum gençler. Ve ekoylar burada bir alt satıra inip ekrana session2.php ikinci sayfa. Yani biz burada bir sonra gideceğimiz sayfa 6 parantez kapat. C'de session2.php yani bir sonraki sayfada buraya eğer ben linke bastığım zaman ikinci sayfaya gideceğim. Tamam mı? Bunu çalıştırdığınız zaman benim burada birinci sayfaya hoş geldiniz. İkinci sayfa diyor ki yani session2.php 6 session2.php sayfasına yönlendireceğim. Buna bastığım zaman. Burada bir link verilmiş değil mi? Daha sonra da session2.php'ye baktığınız zaman gençler burada yine session start oturum açılmış. Daha önce bizim oturumumuz oluşturulmuştu değil mi? Oradaki kullanıcı ve e-posta bilgileri çerezler ya da get post istekleriyle bu sayfaya taşınmış oluyor. İkinci sayfaya hoş geldiniz. BR dediği için bir alt satıra inecek. Dolar alt çizgi session kullanıcıda hangi bilgi tutuluyordu gençler? Burada hangi bilgiyi tutuyorduk? Şurada metin verisini tutuyorduk değil mi? Burada BR ile bir alt satıra inecek. Ekrana yine dolar alt çizgi session e-posta da ne tutuluyordu? Şurada metin@izmiratmap.kan2.tr e-posta adresi tutuluyor değil mi? Şurada. Burada. Ondan sonra BR ile bir alt satıra iniyoruz ve ekrana bir önceki sayfanın linkini veriyorum ben. 5 şu 5 session1.php sayfasının ne yapıyoruz? Hireple yolunu belirtiyorum. Yani birinci sayfadan ikinci sayfaya, ikinci sayfadan da birinci sayfaya ne yapabiliyorum? Geçiş sağlayabiliyoruz. Şimdi şeye baktığınız zaman bu beşinci sayfayı çalıştırdığımda ben birinci sayfaya hoş geldiniz dedi. Burada dolar alt çizgi session'la kullanıcı ve e-posta değişkenleri, dizi değişkenleri oluşturup değerleri atıldı içine değil mi? Daha sonra ben ikinci sayfaya gittiğim zaman ikinci sayfada da dolar alt çizgi session köşeli parantezler içinde, çift tırnak içinde, kullanıcı verisinin içinde metin olduğu için bu yazıldı. Dolar alt çizgi session e-posta verisinin içinde de metin izmiratmap.kan2.tr mail adresi olduğu için bu da burada ekrana yazılıp birinci sayfaya geri dönüş yapabiliyoruz bu şekilde. Anlaşıldı mı gençler? Session start ne işe yarıyordu? Session start ne işe yarıyor gençler? Başlatmaya yarıyor hocam. Oturum session çerezi. Oturum. Bu session çerez değil İbrahim, oturum oluyor. Tamam mı? Session İngilizce'de oturum tamam demek. Yani oturum dediğiniz ne oluyordu? Dün söylemiştik ya. Benim siz bir e-okula girdiğiniz kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizde orada oturum açılmış oluyor değil mi? Daha sonra siz evet, o sayfayı kapatana kadar, e-okulu kapatana kadar, oturumu kapat diyene kadar da oturumumuz açılıyor. Buna biz bir oturum diyoruz. İşte burada oturum başlatmak için session start komutunu kullanıyoruz. Burada dolar çizgi session küresel değişkeniyle dizi kullanıcı metin diye bir tane şey oluşturduk ve içine metin verisini attık. E-posta diye bir tane daha oturum değişkeni oluşturduk ve içine metin
metinet İzmir atm.mepkanuti.tr. Birinci sayfada bunlar oluşturulduktan sonra ikinci sayfaya geçtiğinizde bunlar da ekrana ne yapıyor? Yazdırılıyor. Hani şeyde siz e-okula girdiğiniz zaman TC kimlik numaranız yazılıyor değil mi? Yazılıyor mu gençler? Yukarıda bir yerde. Yazılıyor hocam. Ya da adınız, soyadınız. İşte bu... Ad soyad yazıyor hocam. Ya ad soyad verisi işte oturum değişkeniyle orada yazılmıştır. Tamam mı? Şimdi burada oturum değişkenlerinin sayfalar arasında kaybolmadan dolaşabilmesi için session start fonksiyonu sayfaya hiçbir HTML değeri gönderilmeden önce başlatılması gerekir. Yani burada body'den hemen sonra şeyler yazıldı. Bakın şurada PHP session komutları yazıldı. Burada bu uygulamalar yaygın olarak veri tabanları ile birlikte kullanılır. Yani bir sonraki modülde veri tabanlarını öğreteceğiz. Üye giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre bölümü olur. Kullanıcının girdiği bilgiler veri tabanında doğrulanır değil mi? Siz e-ekoldaki bilgileriniz e-ekolun veri tabanındaki bilgilerle doğrulanıyor. Eğer doğrulanma gerçekleşmişse oturum başlatılır ve oturum değişkenleri oluşturulmaya başlanır. Eğer bilgiler onaylanmazsa kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir. Siz e-okulda bilgilerinizi doğru girdiğiniz zaman bir sonraki sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Orada oturum değişkenleri oluşturulup ekrana yazdırılabiliyor değil mi? Eğer yanlış girdiğiniz zaman da yanlış girdiğinize dair hata mesajı alıyorsunuz. Burada gençler session destroy komutu var. Bu da işlevi geçerli oturumla ilişkilendirilmiş tüm veriyi yok eder. Yani hani oturum değişkenlerini yok etmek için hangi komutu kullanacağız? Burada session destroy dediğimiz komutu kullanıyoruz. Burada baktığınız zaman parametresi yok bunun da. Bunun için gençler birinci sayfam yine aynı olacak. Burada üçüncü sayfaya yani session 03 PHP sayfasına yönlendiriliyor en altta. Bir önceki örnekte birinci sayfadan ikinci sayfaya, ikinci sayfadan birinci sayfaya dedi. Burada birinci sayfadan üçüncü sayfaya yönlendirilecek. Burada işte oturumu kapat mantığını oluşturmak için şurada gençler şey var. Mesela burada eğer e-postanın şurada if ile empty değişkenin içi boş mu demek başına ünlem konulduğu için mesela dolar alt çizgi session e-posta değişkenin içeriği boş değilse demek. Boş değilse ekranına yazdıracak oturumu sonlandırmak için burada aynı sayfada session03.php'de bir tane URL isteği URL parametresi tanımlanıyor ve çıkış eşittir bir değeri gönderiliyor. İşte burada siz oturumu kapata bastığınız zaman tıklayana bastığınız zaman bir değeri gönderildiği için session destroy ile ne oluyor? Oturum kapatılmış oluyor. Tamam mı? Yani değişkenler yok ediliyor sayfada. Değilse çıkış değeri bir değilse oturum başlatılıyor. Ve oturum başlatıldıktan sonra üçüncü sayfaya hoş geldiniz. Burada da kullanıcı ve e-posta session değişkenleri ekranı yazılıyor. Bir de birinci sayfaya gitmek için session01.php'ye link veriliyor. Burada error reporting 0 komutu da hataları tarayıcıya göndermiyor. Tamam mı gençler? Hata bulursa hatalar tarayıcıya gönderilmiyor. Şimdi 7 ile 8'i inceleyeceğiz. Burada gençler session start denildiği için oturumu başlatıyoruz değil mi? Ekrana ne yazdık? Echo birinci sayfaya hoş geldiniz şeklinde yazdık. Ve dolar alt çizgi session kullanıcı değişkenin içinde oturum değişkenin içinde metin verisini attık. Yine aynı şekilde dolar alt çizgi session
e-posta küresel ofislerin içine metin@izmiratemini.mep.kanuni.tr değerini attık. Ekrana ne yaptık? Burada bir sonraki sayfa ben 8 parantezi kapattım. Session3.php sayfasına 3. sayfaya gideceğimi söylüyorum burada. Tamam mı? Bunu çalıştırdığınız zaman bakın burada ne yapmış olduk? Session değişkenlerini tanımlamış olduk. Kullanıcı ve e-posta değişkenlerini. 3. sayfaya bastığım zaman 3. sayfaya gitti. Burada benim oturumum başlatıldı. Çünkü oturumu sonlandırmak için tıklayın şeyine basmadım ben. Buna basmadığım için ne yapacak? Çıkış parametre, yani URL parametresinin değeri 1 değil. Tamam mı? Onun için burada ne yaptık? Ekrana yazdırdık şeyleri. Oturum kullanıcı ve e-posta dolar at çizgi session oturum değişkenlerinin ekranına yazdırmış olduk. Mesela tıklayınıza bastığınız zaman gençler burada ne oldu? Çıkış diye bir tane URL parametresi oluşturuldu aynı sayfada ve bir değeri gönderildi. İşte çıkış değeriniz 1 olduğu için bu sefer session destroy komutu devreye girdi ve oturum değişkenleri ne oldu? Sonlandırıldı. Tamam mı? Ekrandan kaldırıldı. Birinci sayfaya bastığım zaman birinci sayfaya gittim. Üçüncü sayfaya bastığımda tekrar oturum değişkenleri yazıldı. Oturumu sonlandırmak için tıklayınız dediğim zaman oturum değişkenleri destroy komutuyla sonlandırılıyor gençler. Burada İbrahim oturum devam ederken bir oturum değişkenini silmek için unset fonksiyonu kullanılır. Bir tane parametre alıyor. Bu da hangi değişkeni oturum devam ederken yok etmek istiyorsan o değişkenin yazıyorsun. Dolar alt çizgi session köşeli parantezler içinde e-posta dediğin zaman e-posta değişkenini ne yapmış oluyor? Yok silmiş oluyor. Tamam mı? Şimdi bu örneği bir daha bahsedecek olursak burada 7 parantez session1.php sayfasına session alt çizgi start diyerek oturum başlatacağımızı söylüyoruz. Echo birinci sayfaya hoş geldiniz nokta deyip ekrana bunu yazdırıyoruz. Dolar alt çizgi session köşeli parantez içinde tek tırnaklar içinde kullanıcı diyerek bir tane kullanıcı isimli oturum değişkenini oluşturup içine metin verisini atıyoruz. Dolar alt çizgi session e-posta oturum değişkeni oluşturup içine metin@izmiratemini.mep.kanuni.tr diye mail adresi attıktan sonra bir sonraki 14. satırda echo ile bir satır boşluk bıraktıktan sonra geri A etiketi, link verme etiketi olduğu için 3. sayfa yazısına bastığınız zaman 8 parantez kapattık. Session3.php yani bir sonraki sayfaya ne yapmış olduk biz? Buradan link vermiş olacağız. 8 parantez kapatıp session3.php dosyasına bakacak olursak burada error reporting 0 hataları tarayıcıya gönderme anlamında kullanılan bir kod. Şimdi burada dolar alt çizgiye çıkış eşit birse ne yapacak? Session destroy ile oturum değişkenlerini sonlandıracak. Ve eğer çıkış değerinin birden farklıysa session start ile oturum başlatmış oluyoruz. Burada 3. sayfaya hoş geldiniz. BR deyip bir alt satırı indiriyoruz. Burada işte bizim e-posta oturum değişkenimizin içeriği empty boş demek. Boşsa eğer ben bunun içine önüne ünlem koyduğum için
dolar alt çizgi session e-posta oturum değişkenin içeriği boş değilse, ki boş değil değil mi? 7. sayfanın metinet İzmir atml.map.kan2.tr e-posta adresi geliyor verisi. Boş olmadığı için burada oturumu sonlandırmak için bir tane link oluşturuyoruz. Tıklayınız, yazısına bastığınız zaman yine aynı sayfada 8 session 3.php sayfasına çıkış bir değeri gönderiliyor. Tamam mı? Buradan çıkış bir değeri gönderildiğinde ne oluyor? Session destroy ile oturum değişkenleri sonlandırılıyor. Eğer bir değilsek bu sefer ne yapıyoruz? Kullanıcı oturum değişkenini ekrana yazdırıyoruz. Dolar alt çizgi session köşeli parantezler içinde tek tırnak içinde kullanıcı diyerek BR ile bir boşluk bıraktık. Bir satır ve e-posta oturum değişkenini yazdırdık. Dolar alt çizgi session e-posta diyerek ve burada da birinci sayfaya bir önceki sayfaya yani 7. session 1.php sayfasına link verip geri dönmüş oluyoruz. Bir daha çalıştıracak olursak, bunlar çalıştırılmış halini bir daha gösterelim. Şimdi şeydeyiz. 7 session start sayfasını çalıştırdık. Birinci sayfaya hoş geldiniz dedi. Burada oturum değişkenlerim oluşturuluyor değil mi? Kullanıcı e-posta oturum değişkenlerim oluşturuldu. Üçüncü sayfaya bastığım zaman üçüncü sayfaya gideceğiz. Burada işte üçüncü sayfaya gittiğimizde oturum başlatıldığı için yani ben burada oturumu sonlandırmak için tıklayınız yazısına basmadığımdan dolayı oturumu kapatmadığımdan dolayı ne olacak? Oturum kullanıcı ve e-posta oturum değişkenleri ekrana yazdırdık. Birinci sayfaya link verdik. Geri gidebiliriz buradan. Bakın üçüncü sayfaya geldim. Ve burada tıklayınıza bastığım zaman benim aynı sayfaya URL parametresiyle çıkış bir değeri gönderiliyor. Çıkış bir ise session destroy ile kullanıcı ve e-posta oturum değişkenleri ne yapıyor? Sayfada sonlandırılıyor. Ve sonlandırıldığı için ekranda bu değişkenleri ne yapmıyorum? Yazdıramıyorum, görmüyoruz. Bu şekilde oturum şeyi de bu şekilde inşer. Bununla ilgili soru var mı? Yok bununla hocam. Soru var mı? Anlaşıldı mı? Yani şurada işte eğer e-posta oturum değişkenin içeriği boş değilse burada oturumu sonlandırmak için tıklayınız yazısı gelir. Tamam mı gençler? Tıklayınıza bastığınız zaman aynı sayfada yani bu sayfada çıkış bir eşittir bir URL parametresi oluşturulur. Siz tıklayınıza bastığınız zaman çıkış değeriniz bir olduğu için şurada session destroy ile ne olur? E-posta ve kullanıcı oturum değişkenleri sonlandırılıyor. Tamam mı? Yani bu sayede biz ne yapmış oluyoruz? Oturumu kapatmış oluyoruz. Burası biraz kilit nokta oluyor gençler. Eğer oturum devam ederken de bir oturum değişkenini silmek istediğin zaman unset fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Onset dolar alt çizgi session köşeli parantezler içinde e-posta dediğimiz zaman oturum devam ederken e-posta değişkenini yapmış oluyoruz. Oturum değişkenini silmiş oluyoruz. Uygulama faaliyetini yapabilirsiniz. Soruları cevaplandıralım gençler. Benim bir soru Ece'nin.
Hocam buradayım. Birinci soru. Birinci soru. Set cookie fonksiyonu ile çerez oluştururken sayfaya herhangi bir HTML bilgi gönderimi yapılmadan önce set cookie fonksiyonu kullanılmalıdır. Doğru mu? Doğru. Hani dedik ya, HTML şuradaki dün anlattığımız şeyler. Burada HTML etiketlerinden önce başlangıcı burası HTML'in. Ondan öncesinde ne yaptık? Onu tanımladık şeyleri. Set cookie ile çerez değişkenleri burada tanımlamış oluyoruz. Bir doğruyu sarı ile çizeyim gençler. İkinci soru İbrahim. Çerezler kullanılarak oturum yönetimi gerçekleştirilmez. Yanlış hocam. Oturum yöntemini ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Onun için yanlış olacak. Yani şuradaki örnekte dün yapmıştık ya, şunlarla kullanıcı şifre oluşturup bir sonraki sayfaya taşıyıp burada ekrana yazdırmıştık. Onun için yanlış olacak. 3 Ecenur. E-posta ve e-ticaret sistemlerinde sesleyen oturum yöntemi kullanılır. Doğru. Doğru değil mi? Siz bir e-posta adresine girdiğiniz zaman orada sizin kullanıcı adınız ya da adınız ya da şeyleriniz yazıyor değil mi? Burada oturum açılmış oluyor. Ya da bir e-ticaret sitesine girip alışveriş yaptığınız zaman da kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğiniz zaman orada sizin oturum adınız yazıyor şeyde. Onun için doğru olacak. 4 İbrahim. Hangisi set quick fonksiyonunun aldığı değerlerden değildir? Metot hocam. İsim var değil mi? En başta Evet. isim belirtiyorduk. Mesela kullanıcı. Daha ondan sonra değerini ya değişkenine belirtirsiniz ya da çift tırnaklar içinde string olarak da belirtebilirsiniz. Bir de zaman aşımı belirtiyorduk. Metot diye bir şey parametresi yoktu bunun. Evet, Ecenur. Beşinci soru. Time. Hocam oraya atlıyorum. Zaman bildirimi neyi temsil eder? 3 gün. Yani B. 3 Şimdi gün, hayır. Hayır hocam. A pardon. 30 gün değil mi? 60, 60 saniye. Sonraki 60 dakika, 24, bir günde 24 saat. Yani şurası benim bir günü veriyor zaman aşımı olarak. 30'da çarptığın zaman bu da 30 gün yapıyor, tamam mı? Yani şunu sondakini silseydim ne olacaktı cevap? Yani 30'da çarpmasaydım bir gün olacaktı. Evet İbrahim. PHP'de sesyon oturum açmak için hangi fonksiyon kullanılır? Hocam B. Session start'la oturum açıyoruz. Kapatmak için de oturum değişkenlerini sonlandırmak için de session destroy kullanıyor. Set cookie Geç ile pro. ne yapıyoruz? Cookie oluşturuyorduk. Evet, 7. soru. Ecenur. Hangisi bir cookie değişkenidir? D. Dolar alt çizgi cookie. Bunlar hep küresel değişkenler gençler. PHP'de kullandığınız küresel değişkenler. Hepsiyle ilgili bu modülde örnek yapmış olduk. 8 İbrahim. İbrahim burada mısın? Buradayım hocam. Hangisi bir sesyon değişkenidir? Hocam A. A olacak. Küresel değişken yine. 9 Ecanır.
Nokta nokta kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir. Bu da cookie mi hocam? Cookie olacak. Ziyaret ettiğiniz sayfalar sizi cookie'ler vasıtasıyla ne yapıyor? Ayırt ediyor. Yazılışı şu şekilde yukarıda yazıyor gençler. Bir de yazmayayım şu. On İbrahim. Peş bir de sesin sesyon oturum değişkenleri dizi değişkenleri taşır. Hocam adı üzerinde yukarıda da hocam. Hocam bu da dolar işareti sesyon değil mi? Dolar alt çizgi session olacak. Hani şurada dedik ya, bir daha dönecek olursak şuraya. Burada mesela burada dizi olduğunu nereden anlıyorum ben? Diziler köşeli parantezler içinde değerleri tanımlanabiliyor. Tamam mı? Dolar session kullanıcı indeksinin değeri metin oluyor. Mesela dolar alt çizgi session e-postada, burada da e-posta adresi belirtmiş oluyoruz. Bunlar köşeli parantezler dizi değişken oluyor. Tamam mı gençler? Onun için bunun cevabı da şey olacak. Onluk dolar alt çizgi session dizi değişkenleri olacak. Modül değerlendirme birinci soru İbrahim. Dinamik bir veri web sitesi veri akışı nasıldır? Sunucudan istemciye hocam. Dinamik bir sitede hem istemciden sunucuya hem de sunucudan istemciye şey vardır. Veri akışı var. Çift taraflı var demiştik ya en başta şurada. Şurada. Statik bir sitede sunucudan istemciye veri akışı vardı. Tek taraflı. Burada şeyde dinamik web sitelerinde sunucudan istemciye, istemciden sunucuya veri akışı var. Çift taraflı veri akışı var. Önce cevap Adan olacak burada. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Cevap A'dan olacak. 2 Ecenur. Form etiketinin 3 önemli özelliği nedir? Hocam bu B olacak. Name action method. Action method olacak. Evet. Name ne? Formun ismini belirtiyorduk. Action'ına gönder butonuna bastığın zaman nerede değerlendirilecek? Metotta ya post oluyor da ya get oluyor da gençler. Üçüncü soru İbrahim. Hangisi input etiketinin type özelliğiyle alabildiği bir değerdir? Radyo hocam. C. Radyo olacak. Diğerleri zaten text area bir çok satırlık metin etiketi değil mi? Select seçim option'ları seçenekleri, o seçimin seçeneklerini ayarlıyorduk liste olarak. Dördüncü soru Ecenur. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir? Hocam bu da B mi? Bu da B olacak. Site.php soru işaretiyle başlıyoruz. A ile C'yi bu yüzden eleyebiliriz. URL değişkenin adı ve eşittirden sonra ne yapıyorduk? Değerini veriyorduk. Birden fazla olacağı zaman da şu sembolü kullanıyoruz. Soyad eşittir ayda kullanılıyor. Yani siz bir sayfadan başka sayfaya verilerinizi URL sorgu cümleleriyle taşıyabiliyoruz. Örneğini yapmıştık. Yani şurada ne yaptık mesela? Şurada aynı sayfaya şurada aynı sayfaya çıkış eşittir bir URL sorgu değerini taşımış olduk biz. Tam aynı sayfaya gönderdik. Evet, 5 İbrahim. PHP forum
kontrol nesilleri forum etiketleri hangisi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder? Biz form nesnelerini ne verecektik her zaman ki bir programlama diliyle ben o nesneye ulaşmak için ona verdiğim şeyle ulaşıyordum. Ne veriyorduk biz isim? Name'lerini mutlaka ne yapalım? Ne yapacağız? Name'lerini mutlaka dolduracağız. D olacak. Evet. Altıncı soru Ece. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır? A mı? Resim dosyası. Bir dosya olduğu için dolar alt çizgi files'la alıyoruz. Örneğini modülde yapmıştık. Evet, yeri İbrahim. HTML Spike Alcars fonksiyonunu aşağıdaki konulardan hangisiyle en çok ilgilidir? Veri güvenliği hocam. Veri güvenliği. Burada hatırlarsanız ne yapıyorduk? Şeyde diyelim siz bir form elemanına, meeting kutusuna İbrahim'i B etiketleri arasında yazdığınızda ne yapıyordu size? Kalın olarak veriyordu değil mi? Gönder dediğin zaman bir sonraki sayfada yazdırdığınızda kalın olarak yazdırıyordu. İşte bunu önlemek için yani etiket olarak mesela B İbrahim B etiketinin kapanışı şeklinde olmasını istiyorsanız da HTML Space Jill Charles'la ayarlama yapıyorduk hatırlarsanız. 8 Ecenur. Regular expression ifadesinin Türkçe karşılığı nedir? Bu da hocam denizli, düzenli ifadeler. Regular düzenli demek, expression da ifade demek. Doğru. 9 İbrahim. Hangisi görünmez karakterler için kullanılmaz? Hocam A. A var. Burada A şey oluyor. CTRL tuşunu simgeliyor. X de herhangi bir şey. Mesela CTRL C'dir, CTRL X'dir, CTRL V'dir, CTRL A'dır. Burada X yerine ne yazarsanız o tuşu simgeliyor. Ters slash olacak bunun başında. D değil. Ters slash T tab karakterini buluyordu. Görünmez karakter olarak. Tamam mı? Ters slash ne dedik? Bir sonraki satıra inmek için programlama temelleri dersinde görmüş olmanız lazım bunu. Şeyde. Ters slash ne yazdığınız zaman console.write'in içine bir alt satıra indiriyorduk. İmleci. Orada da satır başının şeyi. Şu ters slash D de rakam belirtiyorsunuz. Rakamlar kullanabiliyorsunuz. Şeyde. 0'dan 9'a kadar rakamlar kullanabiliyorsunuz. Bu olmayacak. Bu görünmez şey değil. Evet. 10. soru. Ece. Hangisi geniş aralıkları içeren karakterler için kullanılmaz? A mı? A kelime sınır oluyor. Ters slash D yukarıda demiştim ya. Ters slash D ile ben rakam yazabiliyorum değil mi? Ters slash W ile burada hem rakam hem de harf içerebilir o metin şeyde. Ters slash S de şu görünmez karakterleri ifade ediyor. Yani ters slash D, ters slash N içeren yerleri kullanabiliyorsunuz. Tamam mı? Evet, 11 İbrahim. Hangisi sınırları yakalamak için kullanılır? Hocam de. Burada işte ters slash W bunun tersi oluyor. Küçük W'nin. Yani içinde rakam ve şey hariç, sayı hariç. Ters slash ise görünmez karakterler dışında oluyor. Ters slash diyerek rakamlar dışındaki 0 ile 9 arasındaki rakamlar dışındaki
tersleşe alarak kelime ifade başı oluyor. Tamam mı? Şu tersleş A'ya yukarıdan bakacak olursak. Şurada. İfadenin baş karakteri oluyor. Şeyde, tamam mı gençler? İfadenin başı oluyor. Deniz olacak. 12 İbrahim. PHP öğrenmeyi seviyorum söz dizisinde ekranı seviyorum PHP öğrenmeyi şeklinde ekrana yazan yer değiştirme söz dizisi nasıldır? Seviyorum nereye hocam, gelmiş? C değil mi? Çünkü seviyorum. Seviyorum. Başa gelmiş hocam. Başa gelmiş. Sonra bir PHP iki de öğrenmeyi seviyorum PHP öğrenmeyi. Burada hatırlarsanız yer değiştirme işlemlerinde gruplandırma yapıyorduk. Gruplandırma yapmak için de parantezler içine alıyorsunuz ifadeleri. Orada olduğu gibi. Parantez içine almasanız işin içinden çıkamazsınız gençler. Evet, 13. soru Ece. Söz dizisi hangi metinle eşleşme sağlar? Bu hocam şey mi? Denizli mi acaba? Denizli adını değil. Denizli olabilir mi? Değil. Çünkü modülün arkasından mı bakıyor Nece? Şey, gençler bu, burada bunun anlamı 0, 9 bak, aralık belirtiyor. Değil mi? Eğer başında şapka işareti varsa 0, 9 dışındakiler bir de dolar var en sonunda. Bu ifadenin rakamla bitmeyeceğini söylüyor bu. Tamam mı? Baktığın zaman burada hani köşeli şey olsa yani şu şapka işareti olmasak A ile Denizli cevap olur. Tamam mı? Ama köşeli şapka işareti olduğu için bu 09 dışındaki karakterle bitenler oluyor. Yani şeyle bitenler, harflerle bitenler oluyor. Onun için cevap B ile C olur. Ama bunlardan birini mesela İzmir'in telefon kodu 0232 yapsak B'yi, tamam mı, şuraya cevap C kalır. Bunun iki tane cevabı var gençler. B ile C burada. Anlaşıldı mı? Yani bunun anlamı şeyle bitmeyenini soruyor size. Rakamla bitmeyen ifade. Bu rakamla bitmiş. A ile D. B ile C rakamla bitmediği için bu doğru oluyor. B ile C olacak cevap. 14 İbrahim. Söz dizisine hangi metin ile eşleşme sağlamaz? İçinde harf olacak. Büyük harf olabilir, rakam olabilir. Artı bir veya daha fazla kullanılmasını söylüyordu. Şapka ifadenin başlangıcı şeyde ifadenin sonu yani sadece şu karakterleri içeren şey olacak. Burada baktığınız hocam, zaman gençler yani burada iki tane cevap var yine A ile C oluyor. Çünkü C. Burada şey tire işareti yok. Tamam mı? Tire özel karakter içermeyecek. Ben şuna 1 2 3 A yaparsam cevap A olur. Yani burada iki tane cevap var yine. Hocam ders bitti. Şu test sorusunu iki tane senin de cevaplandırıp bitireceğim gençler. Evet. Dolar slash şapka PHP dolar slash i sözcüsü hangi metinle eşleşme sağlar? Burada sadece başlangıçta şapka bitişte dolar olduğu için sadece PHP olan şeyi soruyor bize. İçinde sadece PHP geçen metni soruyor.
i koyduğum için de büyük küçük harf uyumuna bakmadan, yani büyük de olabilir, küçük de olabilir. Burada A'da PHP geçiyor ama başta değil, sonda. Burada hem başta olacak hem sonda olacak. Onun için B olacak. Tamam mı? PHP çok kolay. Burada başta, sonda değil. Onun için C olmayacak. Bu zaten yok. Böyle bir şey yok. Anlaşıldı mı inşallah? Anladık mı bunu? Şapka hem başlangıç hem de dolar olduğu için sonuç. Yani sadece içinde PHP geçen metinle eşleştireceksiniz. O da B olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. 16. soru İbrahim. Son bunu da yapalım, bitireceğiz. Sesyon start fonksiyonunun kaç değer parametre alır? Sıfır olup sıfır hocam. Yani burada ne yaptık? Şurada almaz gösterdik. Aslında. Parametre almıyor. Sıfır. Parametre sıfır. Evet. Derse katıldığınız için teşekkürler gençler. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. İyi dersler.